ne dini rengi. Madem ki insandır saygımız vardır. Madem ki insandır saygımız vardır. The canlar hey, the canlar hey. Etmez ne dili ne dini ne rengi. Madem ki insandır saygımız vardır. Madem ki insandır saygımız vardır. Madem ki insandır saygımız vardır. Canlar hey, dostlar hey. Selahattin Sarıkaya böyle yazmış. Diyor ki, ha kutuplarda bir Eskimo genci, ha Afrika'da garip bir zenci. Fark etmez ki diyor, ne dili, ne dini, ne rengi. Madem ki insandır, saygımız vardır. Biz de bu akşam insana olan saygımızdan, insanlara olan saygımızdan, Yüce Allah'ın bize bahşettiği bu sevgiyi içimizde hissedebiliyorsak, ne mutlu insanım diyene. Gerçekten. Efendim bu akşam İbo Show normal programı vardı. Buradan ATV yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Telefon açtılar. 2 gün kala. Dediler ki böyle bir programımızın içinde böyle bir şey yapmak istiyoruz. Eğer müsaade ederseniz. Ne demek dedim ya. Müsaade cümlesi ne demek? O sizin kendi kibarlığınız. Benim için en büyük şereftir insana hizmet. Eğer böyle bir yaraya tuz değil, melhem olabileceksek ne mutlu bana dedim. Şereftir. O andan itibaren değerli arkadaşlarımızı, sanatçı arkadaşlarımızı, değerli dostlarımızı aradık. Herkes burada. Peyderpey göreceksiniz, yavaş yavaş hepsini göreceksiniz. Bu akşamki ilk bildirmem gereken şeyi söyleyeyim. Bu gece yardım gecesi. İnsanlığın zirveye çıktığı gece bu gece. Merhametin çubuğunu göklere çıkartmak istiyoruz bu akşam. Vicdanın çubuğunu göklere çıkartmak istiyoruz. Yani insanları ağlatmamak için, yürekleri sızlatmamak için bu akşam bir nebze de olsa derman olmak istiyoruz. Türk ulusuyla, Türk milletiyle, buradaki arkadaşlarımla, sanatçı arkadaşlarımla, şu anda televizyonları başında oturan herkese, buradan duyurumuz herkesedir. Bu akşam İbo Show'da şarkılarımız da olacak, her şeyimiz olacak, katkılarımız da olacak, arkadaşlarımız gelecekler, kağıtlar gelecek, böyle nedir ne değil okuyacağım.
bu kampanyada bizlere yardımlarını esirgemeyen Vakıfbank ve Halkbank çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Şu saatte görevdeler onlar da sizlere verilen hesap numaralarını tek ödeyecek. Evet. Bir de Turkcell var. Turkcell faturalı hatlardan da 76-66 boş mesaj atabilirsiniz. 5 Türk lirası karşılığında 76-66'ya boş mesaj atabilirsiniz. Ve 5 Türk lirası karşılığında bu kampanyaya, Gazze'de çocuklar ağlamasın kampanyasına destek verebilirsiniz diyoruz. 76-66. Bu defa ilk defa emretmiyorum, rica ediyorum. Hep derim ya, bunun aslında bunun ricası da olmaz. Bu bir vicdan yarışıdır. Telefon mu çalıyor? İstek şarkı. Ha? İstek şarkı mı? Habire istek şarkı için bak. Yardım gece istiyorum bu gece de. Ha, anladım. Yardımlar habire gelmeye başladı belki de. Şarkıları söyleriz de para karşılığı. Şarkıları söyleyelim, onları parayla söyleyelim abi. Yardım tabii, amaçlı tabii. Böyle istek evet, şarkıları kesinlikle. Söyleyebiliriz. Tamam da şarkıya para verecekler, öyle okuyacağız abi. Yok öyle hikaye. Yani. SMS'i anladık. 76-66'ya boş atıyoruz. Atın, o yerine gidecek inşallah. Ve ilerleyen saatlerde şurada arkamızda gördüğünüz bu tabloda kaç SMS gelmiş, ne gelmiş, onları da göreceğiz. Doğru mu? Doğru. Yardım miktarlarını da göreceğiz orada. Şu anda kaç SMS geldiği, ne kadar yardım geldiğini, her şeyi bu tablodan göreceğiz. Evet, tekrar ediyorum. Gelen para mı o? Gelen. He? 60 milyarlık SMS yükleniyor şu anda. Bak yükleniyor evet, diyor. Evet, şu anda. Evet. 13.713 Vakıfbank'ın Vakıfbank'ın şeyini veriyorum. Finans Market Şubesi telefon numarasını veriyorum. 444-0724 444-0724 www.vakıfbank.com.tr. Bunu anladık herhalde. Peki. Hemen Petek Hanım'a veriyorum mikrofonu. Petek Hanım, siz de bunu okursanız. Halkbank'ın. Efendim, Halkbank Merkez Ankara Şubesi 444-0400'den ulaşabiliyorsunuz. www.halkbank.com.tr. Öncelikle ben numarayı bir daha verelim. Çünkü kalem alıyorlar, kağıt peki, alıyorlar. Peki, kalemler, kağıtları hazır. 444-0400'den lütfen bizleri arayın. O çocuklar bizim de çocuklarımız. Ben hem halkımızdan hem de başbakanımızla gurur duyuyorum. Onu söylemek istiyorum başta. Ve dünyayı bu kadar, neden bu kadar sessizler? Diğer ülkeler neden sessiz kalıyor? Bunu anlamıyorum. Şimdi, ne acı. O siyasilerin bileceği bir fazla siyaset yapmayacağız bu akşam. Onu da bildirmekte yarar var ama bana göre sesin gelmesi lazım. Yani sessiz kalmaması lazım insanların. Biz Türk halkı olarak çok duyarlı bir halkız. Daha önce de bu evet. Tür kampanyalar ATV ekranlarında yapıldı. Bu gecede şu andan itibaren tüm Türk halkını bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Bu kampanya dil din ayrımı gözetmeksizin yapılıyor. Dil din ırk ayrımı az önce gözetmeksizin işte. Yapılıyor. Evet. Evet, sizin de söylediğiniz evet. Gibi az önce. Çünkü hepimizin yavruları kucağımızda aynı onların yavruları gibi olabilirdi. Allah göstermesin. Biz barışın sağlanmasını, ateşkesin sağlanmasını, insanların refah ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Kimsenin tepesine bomba yağdıracak durumumuz da yok. Yağdırmayız da Allah da kısmet etmesin inşallah. Gülden başka bir şey atamayız insanlara. Bu akşam bizi yalnız bırakmazsanız sizlere minnettarız. Şimdi bir veteremiz var. Onu seyredelim. The children of Gaza are suffering. Many are struggling to survive. Homeless and in need of food and water. Today, this is not about the rights and wrongs of the conflict. These people simply need your help. Several hundred have been killed in Gaza in recent weeks. A large number of them have been children.
Some of those who have survived are traumatized from the loss of loved ones. UK aid agencies report that 60% of the population is now living in poverty, with more than 1 million dependent on aid to survive. And the UN says the number of homeless is in the thousands, with 300,000 people without access to running water. As residents here return to the rubble which used to be their homes, the scale of the devastation is only now becoming evident. Entire streets have been flattened, and in some areas, Gaza looks like it's been hit by an earthquake. Aid workers on the ground say that temporary shelters are finding it difficult to cope with the number of people now living on the streets. The UN reports that 40% of the population are without electricity, causing a virtual collapse of the sewage system and creating an additional public health risk. The hospitals have been overwhelmed with the number of casualties and need more resources to treat them. They are already working on the ground, but need more money as supplies are running short. Please act now. This region may be used to violence, but many of these children are not. And help avoid a worsening humanitarian disaster. Thank you. Bu dünyaca yapılan bir klip. Bazı kanallar bunu vermedi. Biz veriyoruz. Yayın ilkelerine aykırıymış da, kendi şeylerine aykırıymış da, böyle bir şey var mı? İnsanların ölümü, insanların vahşeti, bu vahşetler göz önünde sergilenmezse, insanlar dillenmezse, lal olursa ne olacak? Biraz da sağır olalım o zaman. Ne oldu? Bana ne? Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Hayır efendim. Bana dokunan yılanı ben sokmak isterim. O beni sokmadan. Yok öyle şey. Evlatlar ölüyor, insanlar ölüyor ve sessiz kalıyoruz. Yok. Ben buradan az önce Petek Hanım da söylediği gibi sevgili başbakanımızı buradan alkışlıyorum. Buradan alkışlıyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gözlerim yaşardı izlerken. İzlerken gözlerim yaşardı. Bakın ben siyasetçi değilim. Siyasete karışmam ama orada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir onuru söz konusuydu ve başbakan oradaydı. Türkiye'yi temsilen başbakanımız oradaydı. Orada bir konu var. Dünyaca bilinen bir konu var. Bir cumhurbaşkanı konuşuyor. Konuşurken neredeyse diyeceğiz ki ya özür dileriz, affedersiniz. Biraz daha bomba atın. Meğer siz haklıymışsınız. Yok böyle bir şey. Ve orada alkış tutuyorlar. Gayri ihtiyarı bana göre tuttular. Öldürene alkış tutamazsınız efendi. Ölene de alkış tutamazsınız. Haksızdı diyemezsiniz yani. Yok böyle bir şey. Ben sevgili başbakanımızı buradan gururla alkışlıyorken bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 3 gündür yazılan bazı gazeteler, bazı şeyler, işte efendim başbakan kazandı, Türkiye ne olacak? Ne olacak? Geliyorsa hepimize birden geliyor. Hiçbir şey de yok. Çok küçük bir fıkra anlatacağım. Bu aslında bu fıkranın nereye ait olduğu bellidir. Mustafa abi daha iyi bilir. Ben Urfalı diyeyim de kurtulayım. Urfalı'nın biri üzgün. Karşı komşusuna 50 lira borcu var. 50 lira borcu var. Geliyor eve morali bozuk. Karısı diyor ki ne oldu bey diyor. Yani niye moralin bozuk? Suratın asık, yüzünden düşen 1000 parça. Diyor ki ya hiç sorma diyor. Yarın diyor bu 50 lira borcum var karşı komşuya. Ödeme tarihi de yarın diyor. Param da yok, nasıl ödeyeceğim? Onun üzüntüsü içindeyim. Bu mudur diyor derdin. Bir dakika dur diyor ya. Açıyor pencere diyor ki komşu komşu. Diyor benim sana 50 lira, kocamın 50 lira sana borcu var fakat paramız yok. Ne zaman olursa o zaman vereceğiz. Kapatıyor pencereyi. Bırak diyor şimdi onlar düşünsün. Ey Türk milleti, başbakan gerekeni yapmıştır. Bırakın şimdi onlar düşünsün. Biz niye düşünüyoruz? Doğru olan hiçbir şeye zarar gelmez, korkmayın. Biz bu akşam da doğrusunu yapıyoruz inşallah. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi efendim Suzan kardeşi çağırıyorum. Biraz sonra da gel Suzan kardeş. Elveda Rumeli dizisi var biliyorsunuz. ATV'de izleniyor. Şu anda setteler.
Şarkıdan sonra da Suzan kardeş aynı zamanda benim Sivas'ta askerlik yaptığım Kenan kardeşimi, rahmetli Kenan'ın kardeşidir. Benim asker arkadaşımın da kız kardeşidir. Başımız sağ olsun, onu çok da diyorum. Teşekkür ederim. Biraz sonra da Elveda Rumeli dizisine canlı bağlanacağız. Oradaki ekipten biraz bir sohbete gireceğiz. Doğru mudur? Evet. Peki, efendim. Buyurun. Teşekkürler. Ana kalbim odlanır, sözü sende davanım. Ana kalbim odlanır, sözü sende davanım. Pes değil mi ey insanlar, döküldü kan, aktı kan. Pes değil mi kara toprak, su içtin gözyaşımdan. Bu dünyada dostun olsun gerek insan insana. Bu dünyada dostun olsun gerek insan insana. Ben anayım bu sözümde, yerin göğün ahı var. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Ben anayım bu sözümde, yerin göğün ahı var. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Arşa çıksın tütsüsü, silahları yandırın. Arşa çıksın tütsüsü, her obada, her bir evde söylensin aşk türküsü. Her obada, her bir evde söylensin aşk türküsü. Bu dünyada dostun olsun gerek insan insana. Bu dünyada dostun olsun gerek insan insana. Ben anayım
daha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Ben anayım bu sözümde, yerin göğün ahı var. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Çok teşekkür ederim. Heyecanımı bağışlayın. Çok teşekkürler, saygılar. Harika bir şarkıydı gerçekten. Gerçekten harika bir şarkıydı. Ben anayım diyor. Ne oldu Alişan? Kredi kartlarıyla biliyorsunuz şey yapabiliyorlar. Kredi kartlarınızla gönderebiliyorsunuz istediğiniz miktarı, istediğiniz şeyi. Hatırlatayım yine. Bu arada Turkcell'den de bir telefondan fazla mesaj atılabiliyor. Bunu da hatırlatayım. Turkcell'den. Evet. Evet, bir telefon, yani bir telefondan bir mesajın dışında da bir atılabiliyor. Bir telefondan pek çok mesaj atılabiliyor. Sadece bir mesaj değil, 5 lira karşılığında. Özellikle mi bu akşam böyle? Bu akşam özellikle. Peki. Bunu şu anda 32 bin küsürde değil mi? 32 bin 11 SMS gelmiş şu ana kadar. Gelen yardım miktarı 160 bin 55 lira. Sizi bekletiyorum. Şu anda bu. Evet. Durum bu. İbrahim Bey, bir telefon bağlantısı evet, var. Evet. Yüksel abimizden de var. Siftahı benden, bereketi Allah'tan diyeyim. Peki. Çok sevgili dostumuz Ferhat Göçer şu anda telefon attığımızda sanıyorum. Alo. Merhaba, merhaba Ferhat. Alo, merhaba Yüksel Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sanıyorum şey... dışında olduğum için katılamadım, evet, evet. Çok özür diliyorum. Oradaki herkese çok selamlar. Şu anda televizyon izleyemiyorum ama İbrahim abi var zannedersem, Petek evet. Hanım var. Sevgili Alişan'a Mustafa Keser. Mustafa Keser var, Alişan var. Daha ön Harika. Tarafta oturan arkadaşlarımız da var, onları teker teker alacağız buraya. Harikam. Merhaba İbrahim abim. Nasılsınız? Süperiz, süperiz, süperiz. sizi dinliyorum. Buyurun. Duygu yüklüyüz. Neredesin şu anda? Ben Sapanca'dayım şu anda. Sapanca'dasın. Ha, evet, program sana. Nedeniyle oradasın. Efendim? Program nedeniyle oradasın. Hayır, program nedeniyle değil. Bizim aile, benim ufaklıklar hep beraber Sapanca geçtiler. Ben de televizyon programından sonra onların yanına geldim. Çocukların yanına geldim. Burada beraberiz onlarla. Senin dostlarınla ilgili dostlarına sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir, oradaki ailene teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. İki, çok varsa yakın dostlarına lütfen açacaksın. Bu akşam kampanyamıza katılsınlar diye talimat tamam. vereceksin. Zevkle, tamam. Şu anda aklından geçen bir şey var mı? Ben öncelikle teşekkür ediyorum yürekten. Geçtiğimiz günlerde Yüksel Bey'in de bir programında konuk evet, olduk. Evet, bu konuyla evet, ilgili evet. duygularımı da ifade ettim. Dediğim gibi, orada da söylediğim gibi, bu konuda çocuklar bu işin cezasını, günahını en çok çeken varlıklar. Yani kaybettiklerimizde şu anda yapabileceğimiz bir imkanımız, gücümüz yok ama kalanlar en azından şu anda biraz olsun rahat, biraz olsun sevgi ortamında büyüyebilmeleri için buradan nasıl yardım edebilirsek Yüksel Bey, siz az birlikte, önce siftah kişi olduğundan sohbet anlamında ne gelirse, mı söylediniz? Bu konuda Hayır. önder olan öncelikle sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ne yapabilirsek de yüreğimizde cebimizde ortadadır. Alalım. Buyurun. Ne yapabileceğinizi alalım. Nedir bunun standardı nedir? Gönlünüzden ne koparsa. 1 lira. Fark yok etmiyor. Hesaplayacağım. Fark etmiyor, fark etmiyor yani, fark etmiyor. Nedir bu işin bilmiyorum ki, standart hani bir şeyi varsa ben bunun seve bir, seve katılırım. Ferhat'cığım, bunun bir ticareti yok. Hayır, bir ben şimdi televizyonda izleyemiyorum, o yüzden gelişatını tam kavrayamadım ama Sen ilk olacaksın. Uygun mudur sizin için? İlk Efendim? Olacaksın. İlk oluşuna yakışan bir miktarı bizlerle paylaşabilirsin. Peki 1000 TL ile başlayalım mı? Uygun mudur? Memnuniyetle. Memnuniyetle. Harikasınız. Seve seve. 1000 TL nedir? Evet Ferhat, biraz çıkart. Allah cezanı verecek Urfalı.
ne arz edersiniz abi? Siz söyleyin. Okey diyeyim ben 5000. De. 5000 okeydir. Tamam. Süpersin Ferhat. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ben bile 5500 verirdim. İşin esprisi tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol Yüksel Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Bu arada hani şu... Bağlanıyor muyuz? Evet. Bu arada hani şu BBC'nin yayınlamadığı klip var ya, onunla ilgili evet. de bir cümle etmek isterim. Tamam. Hepimiz televizyonlarda Gazze'de ne olup ne bittiğini anında canlı yayında izliyoruz. Bombaların nasıl oradaki masumların üzerine düştüğünü görüyoruz. Bu saldırı, buna savaşta demiyorum, bu saldırı dünya üzerinde en çok görünen ama hiç görünmeyen bir savaştı. Tarihe de herhalde böyle geçti. Hala görmek istemeyen, sırtını dönen, o klibi yayınlamak istemeyenler olduğuna göre. Doğrudur, aynen. Aynen. Şimdi tabii insan olan herkesin bu durum karşısında yani duyarsız kalması mümkün değil. O zaman onların zaten insanlığından şüphe etmek lazım. Bu o BBC'nin de yayınlamaması ilkelerimize aykırı diyorsa da ilkesinin ne olduğunu gösteriyor. İnsanlıktan nasibini almamışlar demek. İlke bu oluyor. Ben şuradan değerli dostlarıma seslenmek istiyorum. Telefonları düşüremeyebilirsiniz. Altyazıdan geçiyor telefonlar. Rejiden bize bağlıyorlar. Biz buradan açıyoruz, görüşüyoruz. Ama beni oradan düşüremeyen dostlarıma da etrafımda menajerlerime, benim yakınlarımın telefonunu bilenlere telefon açıp bildirebilir. Alişan, evet. Ben Amerika'dan yakaladım abi, bir iş adamı abimi, bir evet. dostumu. Alo. Alo. Fetin abi merhaba. Merhaba Alişan'cığım. Çok teşekkür ediyorum bir kere katıldığın için. İbrahim abi burada, birçok sanatçı, büyüklerimiz, sanatçı abilerimiz burada. Bugün bir evet, işte yardım gecesi. İlk aklıma sen geldin, seni aradım. Çünkü sen bu işlerde çok duyarlısın biliyorum. Ve bu işe ne kadar yardım ettiğini de biliyorum. Başka işte duyulmamış kampanyalarda da Fetin abi çok yardımcı oldu. Fetin Kazancı, Rodi Jeans'in sahibi. Fetin Kazancı beyefendiye miktarı rica edeyim. Ali Sancım. Ha Fetin abi. Ha abicim 10 milyar lira şey yapalım. Biz zaten gereğinden fazla şey yaptık geçişte orası için. Çok teşekkür Gönlüm ederiz. Her zaman orayla sizinle. 10 milyar. Türkiye selamlar Amerika'dan. Tamam Fetin abicim. Ben de çok selam ediyorum oradaki herkese. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Seni çok seviyoruz. Sağ ol. Teşekkürler Fetin abi. Teşekkür ederiz. Bir de Fetin. Fetin Kazancı. 10 bin. Bir de ben. Not alıyoruz. Bir de ben benim. Not alıyoruz. Bizim İlle de Roman Olsun yapımcısı FT Prodüksiyon. Ferru Taşdemir, sen tanıyorsun abi. Hı hı. Onun adına da 5000 lira. 5000 lira. 5000 lira da. Ferru Taşdemir. Ferru. Bizim Ferru. Bizim Ferru. Peki. Abi şunları ne şekilde alacağız Alişan, bir de bunu bana bildirirsen açıklık getirelim. Bunları abi telefon numaralarını ben vereceğim zaten. Onlar gerekli şeyi yaparlar. Evet, şimdi İbrahim Tatlıses çok değerli bir isim telefon attığımızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Özgener şu anda telefon attığımızda. Sayın Özgener iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar stüdyodaki. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Gazze'de yaşananlarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Şimdi neler söyleyeceksiniz bu kampanyayla ilgili? Bu kampanyayı başlatan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kampanya. Çocuklarımız hepimizin geleceği, bunu her zaman dile getiriyoruz. Yaşananları tabii ki çok üzüntüyle, bir daha yaşanmaması gerektiği düşüncesiyle izliyoruz. İnşallah, İnşallah bu bir son İnşallah. Olur. İnşallah. En büyük temennimiz bu. Hakikaten çok büyük üzüntüler yaşadık. İnşallah da bu üzüntüleri bir daha yaşamayız. Bu orada üzülen insanlara bizim elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu kampanyaya 500 bin lira bağışlamak istiyoruz. Onu da burada sizlere dile getirmek istedim. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Mahmut Özgener 500 bin lira bağışlıyor. Bir dakika, ben anlayamadım. Şimdi 500 milyar demek değil mi bu? 500. Evet, eski parayla 500 milyar oluyor. Evet, evet. Ben de hesabı yaptım zaten ya. Hayır, ben gözlerim doldu. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Bizden sizlere böyle bir güzel bir kampanya, anlamlı bir kampanya
düzenlediğiniz için esas bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Gerçekten gözlerim doldu. Çok duygulandırdınız bizi. Bizlerin hepimizin vazifesidir bunlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İbrahim Bey, sizlerden de razı olsun. İyi akşamlar diliyorum. Ben buna diliyorum. Altın gol diyorum. Evet. Bu altın gol işte. Altın gerçekten. Gol diyorsunuz Yüksel Altun. Mahmut Özgener'e bir tek kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Saygılar. Alişan gel bunun üstüne bir şarkı söyle bize. Vallahi çok duygulandım. Benimki başladı, benim musluğum. Sizleri bilmem. Aydın ay ay ay, ellerine kınar.
Teşekkürler. Alişan Hanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Vakıf Bank Finans Market Şubesi 444-0-724 www.vakıfbank.com.tr. Bu böyle. Turkcell 76-66 daha halen sabahtır böyle 52.000. Anlamadım. 52.000'deyiz halen. Ne oldu? Hayırdır? Turkcell 76-66'ya boş mesaj atabiliyorsunuz. Her telefon, her şahıs bir defanın dışında da atabiliyor. Ve 5 lira. Kısıtlı değil. 5 lira. 5 lira Allah cezanızı sadece verecek. Bu bir. 2. Vakıf Bank. Onu söyledim. Halkbank'a geçtik. Halkbank Merkez Ankara Şubesi telefon numarası 444-0400. Tekrar ediyorum, telefon numarası 444-0400 ya da internet sitesinden, öyle değil mi İbrahim Tatlıses? Aslı Hanım aynen öyledir. Aslı Gül. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Buraya bakma, burada yazmıyor adın yani. Ben buraya bakıyorum. Peki. www.halkbank.com.tr adreslerine bağışlarınızı yapıp kampanyamıza destekte bulunabilirsiniz diyoruz. Reklama girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Buradan Türk siyasetçi büyüklerime sesleniyorum. Değerli büyüklerime ses. Haddim değil, özür dilerim. Haddimi de aşmam hiçbir zaman. Ömür boyu bayrağıma, toprağıma sahip çıktım. Sonuna kadar da sahip çıkacağım. Kim bayrağıma, kim toprağıma göz koyarsa, eğer çok zalimlikle göz koyuyorsa, gözlerini oyarım. Bu kesindir. Bunu herkes böyle bilsin. Vicdansızlık, merhametsizliğe benim kapımda yer yok. Kapım kapalıdır. Yalnız 4 gün önce olan bir olayda, bakın, seçimlere, yerel seçimlere gidiyoruz. Bu beni ilgilendirmiyor. Burada herkes herkese bir şeyler söyleyebilir. Söyleyebilirsiniz. Siyasettir, seçimdir. Birbirinden daha üstün belki başka bir laf söyler. Ama Türkiye meselesi, Türkiye Cumhuriyeti meselesi işin içine girince, devreye girince muhalefetten de ne derler, iktidardan da birbirlerine saygınlıkla sarılmalarını, sahiplenmelerini, desteklenmelerini istiyorum. Mesela aynı sevgiyle, aynı şeyle, aynı tepkiyi muhalefetimizin de göstermesi lazım. Bugün mesela 2 tane yazı okudum. Sayın Devlet Bahçeli'nin, o kadar hoşuma gitti ki, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Başbakan'a destek vermiş. Ha, yerel seçimde belki başka bakanın ayağına vuracak. Belki başka şeyler, o ayrı bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti devreye girince lütfen kenetlenin. Biz millet olarak bunu sizden bekliyoruz. Lütfen. Lütfen, saygılar iletiyorum. Reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim. Sağ olun.
Saygılar, teşekkürler. Efendim şu anda rakamlara bakıyoruz. 59.932 SMS atılmış. Yardım miktarı. Yardım miktarı 300 milyar yani eski şeye göre konuşayım. 300 milyar 500'ü katmıyoruz. O 500 yok daha. 5 şey yok. 10 bilmem ne yok. O yok. Bir de bir şey hatırlatabilir miyiz evet. Buradan izleyicilerimize? Evet hemen onu söyle evet. Sana hatırlat. Evet, şimdi Halkbank'ta ve Vakıfbank'ta ille bir hesabınız olması gerekmiyor bağışta bulunmak için. Hesabınız olmuyor. Eğer hesaplarınız yoksa orada kredi kartıyla bağışta bulunabiliyorsunuz. İki. Evet. İlla ki bizle görüşmek istiyorlar. Oraya hesabı yatırdıktan sonra isminizi söylüyorsunuz. O isimler bizim rejiye geliyor liste halinde. O listeleri birazdan açıklayacağız ve sizlerle canlı telefonda bağlanacağız. Evet, bizi aramalarına gerek yok. Listelerimiz gelecek. Biz de onları kendilerine arayacağız. Televizyonlarını yeni açan insanlara sesleniyoruz. 66'ya SMS atıyorsunuz. Boş atıyorsunuz. 5 tane de 10 tane de atabilirsiniz. Bir taneyle sınırlı değil. Sonra bir de şu anda canlı yayında Makedonya'da Elveda Rumeli dizisinin setine gidiyoruz şu anda. Karşımızda dizi oyuncuları, değerli oyuncularımız karşımızda. Kimle saygılar. Konuştuk acaba? Evet. İyi akşamlar. Merhabalar. Bizi duyuyor musunuz? Biz sizi duyuyoruz. Yalnız evet göremiyoruz. Göremiyorsunuz. Evet. Biz sizi görüyoruz burada. Sakalınız var. Evet. Evet. Biz Elveda Rumeli ekibi olarak bütün Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrıca Gazze'de yaşanan bu acılara maddi olarak bir nebze de olsa bir merhem olacak. Çocukların geleceğine bir umut ışığı olacak. Böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için hepinizi tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. ATV'ye teşekkür ediyoruz. ATV sağ olsunlar. Onlar hatırlattılar. Evet, ATV'ye teşekkür ediyoruz. Biz setten geldik. Hala ekibin bir bölümü de sette. Büyük bir zevkle izliyoruz. Şimdi, büyük bir keyifle izliyoruz sizleri. Zaman zaman ağlıyoruz. Zaman zaman komik şeylere gülüyoruz. Bilhassa çok teşekkür ederiz. Diyaleklere ben bayılıyorum. Ben sinemacıyım. Sinemayı çok seviyorum. O diyalekler beni öldürüyor. Evet. Hadi. Burada bu iş için çok uzun bir çalışma yapıldı zaten. O sizin de bahsettiğiniz gibi o diyalekler içinde. Bu işin zaten burada ustası oldu Erdal abi. Şevlem Türk seyircisine diyaleğin ne olduğunu bilenler bilir, bilmeyenler. Lehçe yani. Oranın lehçesini konuşma, yani orayı, oradaki insanların lehçesiyle televizyona aktardığı şeye biz sinema değil de diyalek diyoruz. Onun için insanlara, evet, durum bu. Gerçekten çok başarılı aktarıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi neler söyleyeceksiniz bizlere? Desteğiniz olacak mı? Destekler olacak da evet. Oradan teker teker bir... Tabii ki muhakkak desteğimiz olacaktır. Şimdi bu bizim için çok... ani gelişmiş bir şey oldu. Ama biz Adam Film olarak ve buradaki oyuncular ve dışarıdaki oyuncularımızla beraber elimizden gelen her türlü yardımı, maddi katkıyı yapacağız. Onun dışında teker teker arkadaşlara böyle sırayla mikrofonu verirsen bir tabii, çok hemen şimdi çok veriyorum. Evet. Erdal abiden başlayalım. Efendim. Duygularınızı, düşüncelerinizi soruyorlar abi. Ne ile ilgili? Yaşanan bu organizasyonla ilgili. Güzel bir şey tabii. Yani yaraları sarmak, özellikle işin içinde çocuk olunca insanın daha da yüreği burkuluyor. Biz de burada bu yorgun halimize katıldık. Elimizden gelen maddi yardım, maddi manevi her türlü yardımı yapacağız. Elveda Rumeli çalışanlara. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başta ATV olmak üzere hepinizi kutluyoruz. Böyle bir işe ön ayak olduğunuz için teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizleri kutluyoruz gerçekten. Tebrik ediyoruz. Olağanüstü şeyler izletiyorsunuz bize. Mutlu oluyoruz. Teşekkürler. Şebnem Hanım'a veriyorum. Aynı. Duygularımın her yerindeki insanla aynıdır. Çünkü
Hiç kimsenin... O çocuklarına sarılmanızı... Ya onun gözündeki ışığı... Bir anlatır mısın ona? Ben buradan söyleyeyim. Biz hepimiz... Pardon. Çocuklarına, dizide çocuklarına sahip çıkması, çocuklarına sarılması, ailesine sahip çıkması bence tüm anneleri duygulandırıyor ve tüm anneleri evlatlarına sarılmayı, ailesine sarılma açısından güçlendiriyor. Tebrik ediyoruz onu. Şebnem Hanım'ın dizide de çocuklarına aynı şefkatle ve aynı sevgiyle sarılması bütün Türkiye'de yaşayan insanları da aynı şekilde duygulandırıyor ve tebrik ediyoruz diyor İbrahim Bey. İbrahim Bey, ben sizi duyamıyorum. Kulaklık sadece mahir doğrudur, arkadaşımızda ama doğrudur. Gerçekten böyle düşünüyorsanız, gerçekten böyle hissedebiliyorsanız ben de şunu söylemek isterim ki ben anne değilim, anne olmadım ama anneliği bütün annelerden öğrendim. İnsan olmayı da diğer insanlardan öğrenmeye çalıştığım gibi söylemek istediğim şey aslında sadece gönlümden geçen şeydir. O da şu ki hakikaten bu dünyayı ve yaşamayı seviyorsak bunlar çocuklarımız sayesinde ve yarın gerçekten güzel bir yarın olacaksa yine çocuklarımız sayesinde olacak. İnşallah. Hepimizin inşallah. Çocukları sayesinde. Bu yüzden de herkesi ama herkesi gücü yeten yetmeyen herkesi yardıma çağırıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. Biz gönülden ve arkadaşımın da söylediği gibi maddi olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız bu yüzden. Çok teşekkürler. Böyle bir organizasyona vesile olduğunuz hatta düzenlediğiniz için. Ben de size çok teşekkür ederim. Evet. İbrahim Bey, tekrar Erdal abiye veriyorum. Ramiz. Nazım Hikmet'in bir şiirinde çok bir sözcük vardır, onu söyleyeyim. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler der. Teşekkür ederim. Harika, alkışlıyoruz. Şimdi Gülçin Hanım'a veriyorum mikrofonu. Bunu Emine Hanım da söylemişti. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İnsanın her yerde insan, çocuğun her yerde aynı çocuk olduğunu unutmadan yaşamaya çalışıyorum. Yüreklerimizin de aynı yerden acıdığını ve sızladığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Saygılar, sağ olun. Tolga. Şu anda stüdyoda kimler var bilemiyorum ama yakışıklı delikanlı stüdyoda bulunan tüm konuklara ve Türkiye'ye Balkanların ve Vardarların selamını iletiyorum. İbrahim Bey, bir şey söylüyorsunuz galiba. Yakışıklı delikanlı dedim. Yakışıklı delikanlı diyor. Sağ olsun. O kadar güzel bir aşk hikayesi izliyoruz ki farkında olmadan aşka bu kadar saygı duyulacağını ben yani bilmezdim. Diziyi seyredince bu kadar mı insan birbirini sever ya? Bu kadar mı sevgiye muhtaç böyle? Bu kadar mı insan birbirine saygı duyar? O ne güzel sevgidir, o ne güzel aşktır izlettiğiniz bize. Ve o kadar içtenler ki gerçekten. Evet, gerçekten, gerçekten. İçtenler tüm saf duygularını dile getiriyorlar orada. Ekrana yansıyor. Çok tebrik ediyoruz tekrar. Söyle. İbrahim Aslı... Bey... Size bir şey söyleyecek. Evet, Yüksel Aytuğ, ben şu anda İboşov stüdyosundayım. Yardım çağrılarımızı yinelemek için buradayım ama Elveda Rumeli ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sadece aşk hikayelerini değil, 1800'lü yılların sonunda Balkanlardaki etnik ve dini köken ayrımcılığından yaşanan dramı o kadar güzel işliyorlar ki aslında bu akşam burada yaptığımız olayın ruhunu o kadar güzel ifade ediyorlar ki bölümlerinde o acıları, o dramları, o sürgünü, o Hristiyan komşusu tehdit altındayken uyumayan ve ona yardımcı olan Müslümanları o kadar güzel bizlere gösteriyorsunuz ki, ifade ediyorsunuz ki bu güzel mesajlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İpek. Herkese iyi akşamlar. Hepimiz biriz ve birlik için lütfen yardım edelim. Tekrar teşekkürler. Numarayı da verelim. Yardımda bulunmak isteyenler 76-60'a boş mesajla... Yok, 76-66. 76-66'yım. 76
66. 60. 66. 76, 66 ya. 2-6'yı bir arada söyleyemiyorum. Evet, çok zor. Gerçekten buradan sizi de görmediğimiz için. Evet, tahmin edebiliyorum. Biz çok duygulandık. Hani profesyonel böyle canlı program yapan insanlar olmadığımız için biraz zorlanıyoruz. Kusura bakmayın. Her şey için teşekkür son ediyoruz. Son olarak bir şey buyurun söylemek istiyorum. Buyurun. Bütün Türkiye'ye, aslında bütün dünyaya unutmayalım ki hani aslında öldürülen çocuklar değil, dünyanın geleceği. Aslında öldürülen çocuklar değil, dünyanın geleceği dediniz. Tüm Elveda Rumeli evet. dizisinin değerli oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldıkları teşekkür için. Ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz? Ne yazalım? Elveda Rumeli. Gitti mi? Gittiler. Para vermediler. Ne yazıyoruz? Az önce de söylemiştim onu. Hani şu anda zaten setten geldik. Evet. Biz ekiple, Adam Film'le ve diğer oyuncularımızla beraber güzel bir şey yapacağız ama şu anda... Peki, hani bunun, yaptığınız zaman ben önümüzdeki hafta İbo Show'da söyleyeceğim. Peki, rakamı tamam. söyleyeceğim. Saygılar, çok teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Çok sağ olun, iyi çalışmalar. Saygılar, evet. Teşekkürler. Halil Bey, alo. Efendim. Halil Bey. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Size ve stüdyonuzda bulunan değerli iş adamlarımıza ve değerli sanatçılarımıza saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Halil Bey, soyadınızı alabilir miyiz? Halil Sen Ateş. Son Ateş. Adana'da oturuyorum. Merinos Padişah arılarının bölge bayisiyim. Halil Şen Ateş mi, Hüseyin Ateş mi? Şen Ateş. Halil Şen Ateş. Şen Ateş. Adana Merinos, Merinos bölge bayisi. Padişah arıları Çukurova bölge bayisiyim. Evet. Ayrıca Urfa Siverekliyim. Güzel. Ve yaptığınız bu davranışlardan dolayı hepinizi, oradaki bütün insanları kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yaptığı davranışlardan dolayı saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Yapacağım bağışı da size söylüyorum. 5 milyar bir miktarı size bağışlıyorum Gazze'den dolayı. Nereye geçtiniz o 5 milyarı? Hangi hesap numarasını diyorsanız ona geçin efendim. Peki, hemen hesap numarası veriyoruz. Oradan bize geldiği zaman biz size saygı ve teşekkürlerimizi ileteriz. Halk Bankası. Halk Bankası. Yani orada şey olmanız gerekmiyor. Hesabınızın olması gerekmiyor. Halk Bankası diyelim. Merkez Ankara Şubesi. 444 yazıyor musunuz Halil Bey? Yazıyoruz efendim. 444. Yazıyoruz İbrahim Bey. 0-400. 10 milyar. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey bir bağlantı. 10 milyar mı dedi? 5 milyar mı dedi? 5 dedi. Ben Allah Allah. 5 milyar demiştim. 5. Benim ağzımdan 10 çıktı. Özür dilerim. 10 mu oldu? O Merinos'çudur ya. Öyle ondan korkmaz. İbrahim Bey'i de bekliyoruz. İbrahim Bey'in de ne yapacağını bilmiyoruz. Onu da bekliyoruz. Halil Bey de Merinos'un esas sahibi. Onu şimdi belki ararım İbrahim Bey. Onu da devreye sokmayı düşünüyorum. Saygılar, hürmet ederiz Halil Bey. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Halil Bey. Ben İbrahim teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Çok sağ olun. Evet. Bir bağlantımız daha var. Evet, buyurun. Değerli sanatçı dostlarımız duyarlılık göstermeye devam ediyorlar. Behzat Gerçeker, NB Orkestrası'nın kurucularından. NB Orkestrası, evet. Sanıyorum şu anda... Hattımızda Behzat bizi duyabiliyor mu? Duyabiliyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, önce duygularını alalım. Daha sonra söylemek istediğim evet. bir şeyler de var sanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Gazze'deki çocukların ve bütün insanların için düşünmüyorum. Dil, din, ırk düşünmeden bütün dünyadaki İnsanların hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Biz çünkü müzisyenler
değişik ülkelerden, değişik yörelerden, değişik etnik gruplarından bir araya gelip müzik yapabildiğimize göre, dünyanın her yerinde müzik için birleştiğimize göre biz yaşam içinde birleşebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde yalnız Gazze'de deyip hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. O yüzden sizlere buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir geceyi yaptığınız için ve bu konuya dikkat ettiğiniz için bizler müzisyenler için çok önemli. Teşekkür ederiz. Rakam alalım. 1000 YTL. Yükseldim. 1000 YTL İbrahim Bey. Ben müzisyen olarak şahsım adıma yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Efendim, Sayın geceler. Ali Özcan Beyefendi. Sayın Ali Özcan Beyefendi. Mustafa Bey ne? Ali abi sen de yakından tanıyorsun. Çok tabii. Sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir abimiz. Değerli iş adamlarından. Bodrum Isis Oteli'nin sahibi. Çok, çok sevdiğimiz bir abimiz. O biraz böyle şeyi falan pek tezahürü sevmez. Ben dedi bağlanmayayım canlı yayına. Sen benim adıma bir amiyane tabirle bir rajon kes dedi. Ben pek de fazla emri vakı yapmış olmayayım. Davos'ta kesine rajon. Evet buyurun. Bir 5000 YTL Ali Özcan abim için söylüyorum. Ben 10 diyeceğim, özür dilerim. Ben 10, öyle 5 yok. Şimdi 5 senden 5 benden oldu 10 işte. İşte 10, ala abime o yakışır. Petek Hanım mikrofonunuz olmayınca. Ali abimize saygılarımızı iletiyoruz Ali Özcan abimize buradan. 5 de hani benim adıma olsa hani. Ha şimdi Ali burada Bey'den muhatap 5, 5, 15. Muhatap benim, Ali abi yok telefonda. Yani beni yakmayın. Yok Ali abicim, sonsuz sevgiler yolluyoruz Isis Otel'e. 5, 5, 5, 15, 15, 15. Ali abim. Ali abi bize onlardan, teşekkür ediyorum. Bilmiyorum kaçacak, izliyor mu izlemiyor mu şu anda. Onlardan kaçacak karakterde bir kişi değil. Muhakkak, çok tabii, sevdiğimiz, tabii, çok saydığımız. Tabii. Petek Hanım siz tanımıyorsunuz. Çok muhterem bir insanı. Hazırlanıyor olmasın. Evet. Şimdi hemen bunun üstüne bir tane ceza. Gel evladım gel, ceza çek. Ceza ve DJ Funky. Evet. 70 milyonun vebalini almaya çalışan politikacılar kadar hevesim yok politikaya, şarkıcılar kadar. Kim ne isterse yapsın bırak, benim zaten andım var. Benim andım rapim zaten, kaynayan bir kanım var. Sanat düzen kanunlar, başka düzen mafyalar. En iyi düzen insanlık ama bu nasıl bir düzen abiler, bu nasıl bir düzen ablalar. Bu gelişi güzel tablolarla olmaz işler, baltalar keser açıkta tangalar. Yaptığım her besteden kendisine pay çıkartanlar, oynadığı diziyle gerçek hayat arasında kalanlar, yaraları çok büyük olanlar da sayemde kan ağlar, kopya hayat, haksız kazanç, kahpe eser rüzgarlar. Bahçe kiraz doldu biraz, bekle aras çıkmasın, kingarez doldu peler, ceza nasıl yazmasın. Eza çeken dostum oldu, görmedinse oldu tuş, bakıp da görmemezlikten geldiysen bence sende suç. Filistin'e özgürlük diliyoruz. Savaş çocukları. Savaş kendimi kekekekemen oldum, bak bu vakit alır. Var bir mama makinalım, savaş yakınsa akılalım da buradadır bir sakınalım. Barışa çare bakınalım, çok hasta okuna akıtalım. Hesabı çoksa nakit alın, pardon şu camı kapatalım. Çok soğuk bir dünya ne yapalım, parton üşümüş Orta Doğu'dan yakıtalım. İyice kanı da akıtalım, izimiz olsun kahrolun. Savaş bir sayfa kapatalım, yoksa biz de yakılalım. Düşman heyet markajımda siz de yakınalım. Hop terörü yakın atın, ceza adım açtadım. Bir miğfer bir bomba, boner mi tüfek alın. Fakat ölen her masum çocuk için sıkına yakın. Bana bakın lan, şimdi savaşı çizdim paraladım. Koca bir dünya paraladın, iki seferde yaraladın. Hiçbir işe de yaramadın, çocuklar öldü kaldı hep sakat. Sorumluları paramanın arkasına mı sakladın? Sabah bastı gece mi, savaş bastı gene mi? Bu bir içine mi kastı, rutin mi sandın? Bu mikrofondaki bu dil benim. Rap yeten mi barışa, çekinmiş her mefim. Savaş dolu çocuklara, değme değme. Benim keyfime istersen sev, İstersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense var ölmek. Değme, değme. Benim keyfime istersen sev, İstersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense var ölmek. Yo, it's numero uno, bass in your face. And I rock the mic with a pretty face. No, we not conceited, we be just exact. All you sucker DJs
case. Get the hell back. Now I would if I could, but I can't, so I won't. Don't ask why. Yo, man, not now. People pissing me off, ripping me off, stripping me off. I'm sick of it. Step off, all your homeboys better get off of it. Yo, it's just I and DJ Funky C, that's me. Swaying, playing, cause there ain't no delay. From the bottom to the top, top, top to the bottom. And I'ma keep on rocking it while I still got 'em. Ladies, real pretty from city to city. Hey. And now you're getting down to the nitty-gritty. Bottom to the top, hey. To the top to the bottom. Hey. And I'ma keep on rocking it while I still got 'em. Hey, hey, deyme, deyme. Benim keyfime istersen sev, istersen sevme. Filistin'e özgürlük, İsrail terk et o toprağı. Haydi terk et, değme, değme. Benim keyfime Filistin'e özgürlük. Haydi kalk sen, haydi bak sen. Elini yardımdan esirgeme. Haydi, haydi bir bak sen. Yeah. Yes, DJ Funky C, hadi. Filistin için üçün bütün eller havaya. Filistin için bütün eller havaya. Hey, hey, hadi. Hey. Haydi Türkiye, duyun sesini. Hey, hey, hey. Şimdi kalk sen, fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. İyi ile senin aramda ince bir fark var. Seninle iyi anasında büyük bir fark var. İyi ile kötü anasında duran fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. İyi ile senin aramda ince bir fark var. Seninle iyi anasında büyük bir fark var. İyi ile kötü arasında duran maymunlar cehennemindeyim. Kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş. Hiç kimse konuşmamış. Komşular dolup taşınca korkulan şerefsizlerle uğraşıp şaşırmışan laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler bakışlardan belli. Kim neyse niyetse nedir? Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada bir sıkıldık, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik bu kadar benden. İyi bu mesafe. Fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. İyi de senin aramda ince bir fark var. Seninle kötü anasında büyük bir fark var. İyi de kötü anasında duran fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. İyi de senin aramda ince bir fark var. Seninle iyi anasında büyük bir fark var. İyi de kötü anasında duran fark. Çok teşekkürler. Eğer bir damla da olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Yardımlarınızı, bağışlarınızı esirgemeyin. Zor günlerde her zaman birbirinizi hatırlayın. Bu da vah vah, bu sizin değil mi bu? Tamam, bunu her yerde duyuyorum. Nerede duyuyorum ben bunları? Adanalı dizisinde duyuyorsunuz. Ha! Bir yerden duyuyorum diyorum. Adana dizisinde, evet. Vah vah, kavgaya giderken. Fark var. Slow motion yürüyüşler böyle falan. Fark var mı diyor? Fark var. Vah vah, anlıyorum ben onu. Bunu ördekler yapıyor abi. Çok teşekkür ederim. Başarılısınız. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şovu da bekleyeceğim. Şeref duydum inşallah. Sağ ol, hürmet ederiz. Allah'a ısmarladık. Evet. Mikrofonumuzu ver. Evet. İbrahim Bey. Efendim. Bölüyorum, kusura bakmayın ama hattımızda değerli bir iş adamımız var. Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Cevahir telefon attığımızda. Oo, çok güzel. Sayın Cevahir, iyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. İbrahim abi, saygılar. Eyvallah İbrahim, gözlerinden öpüyorum. Ellerinden öperim abi, hürmet ederim. Çok teşekkür ederim aradığınız için. İbrahim, önce ADV müessesesine ve orada olan tüm siz ve arkadaşlarınıza, alışan dahil, sanatçılar ve oturan seyirciler dahil, hepinize bu duygu dolu keçeye verdiğiniz hizmetten dolayı sizleri kutluyorum ve öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi duygulandırdınız bu gerçekten. Bu sadece bir yardım değil, bir ibadet yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bundan takriben 10 gün önce, evet abi, Cumhuriyet tarihinin en güzel Kızılay Genel Başkanı olan, cidden Cumhuriyet tarihinin en güzel hizmet veren ve ne yapacağını bilen ve sosyal yapısı çok iyi olan ve zannederim ki bütün bu yardımların hepsi o Kızılay'ın elinden geçerse, herhangi bir istimale uğramadan, yani suistimal derken doğrudur, orada doğrudur, yerine gittikten sonraki suistimale uğramadan
O onu yeri yerine her türlü dağılımına da çok daha faydalı ve isabetli olacağını düşünüyorum. Aynen doğrudur. Sayın Tatlıses, Kızılay Genel Başkanı Tekin Gücükalı beni aradılar. Ben de şöyle bir rica ettiler. Dediler ki şu anda oralarda sağlık müesseseleri de tahrip edilerek sağlıkla alakalı alınması güç olan ve o miktarda bedeli ödeme gücü olmayan Filistin'e onun ihtiyacı olan bir MR, bir MR, demografi, bir ultrasyon, evet, ve bu üç gerekli aleti, aletin değeri 2 milyon 400 bin dolar ve ben bunları temin ettim. Kızılay'a teslim etmek üzere hazırladım. Kızılay'da orada çalışmaya yapıyor. Fakat maalesef bugüne kadar Kızılay bu aletleri orada yerleştireceği bina bulamıyor. Çünkü binaları tamamen tahrip edip yıktılar. Maalesef. Bu insanlık suçunu ben onları yargılamayacağım. Onu dünya görüyor, dünya yargılasın. Daha çok da onu kuyruğundan tutup da durdurabilecek, durdurmayanlar utansın. Bilhassa bu utansın dediğim, düşmanı olmadığım dediğim Amerikalılara söylüyorum. Çünkü isteselerdi, durdururlardı. Kürtistan'da evet. Rusya ile 24 saatte durdurdukları bir şeyde bir ay İsrail'i durduramaz mıydı Amerika? Allah onun günahını ondan sorsun. Şunu söylüyorum. Bu yardımı yaptım ama sizin bu akşamki şeyinize de size de bir yardımcı olmak istiyorum. Sevgiyle. İnşallah çok başarılı olursunuz. Teşekkür ama ederim. Milletimizin hepsinden herkes elinden geldiği kadar katkısı olabilen, gücü yetebilen. Bu işe daha fazla bizim gibi durumu iyi olanlar katılması gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa milletimiz hepsi içi kan ağlıyor, elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Fedakardır bizim milletimiz. Aynen fedakardır, doğru söylüyorsunuz. Biz ben size o 2 milyon 400 bin dolarlık makinelerden sonra 100 milyar da size bu geceki şeyinize, bu gecedeki şeyinize katılıyorum. Size başarılar diliyorum. İbrahim abi çok teşekkürler. Ellerinden öpüyorum. Çok saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ama bunu söyleyeyim. Bütün herkes Kızılay kanadıyla da doğrudur, bu aynen. Başarılı Kızılay'ımız ile bu hizmetlerin çok daha isabetli yerinde incelenebileceğini, çünkü çok yetenekli bir Kızılay başkanımız olduğunu aynen söylemek istiyorum. Aynen. Evet. Şu anda İbrahim abi Kızılay başkanımız hatta. Saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim Sayın İbrahim Sayın Cevahir. Tekin Küçük Ali. Öyle mi? O zaman birazdan yayınımızda olacak. Hemen alacağız. Bu banaymış İbrahim abi. Bağış varmış. Mehmet Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Alo. 100 milyar İbrahim Cevahir Beyefendi'ye Kızılay'a da yaptığı o tomografiyi bilmem ne işte bir takım aletler 2 milyon doların üstündeymiş. Onları da Kızılay'a vermiş. O ne kadar anladık bilmiyorum. Kızılay'a vermiş. Orada Kızılay'ın bunları yerleştirecek bina bulamadığı için bir türlü yerleştirememişler. Çünkü her şey yerle bir olmuş. Çadıra mı yerleştireceğiz? Nereye yerleştireceğiz? Evet. Mehmet Bey iyi akşamlar. Evet Alişan telefonda. Alişan. Merhaba. Benim adım Nezir Gencer. Bursa'da Nezir Gencer. O Nezir abi. Benden vinç istemeyi unuttun herhalde sen. Abi telefonun yok. Buradan bakıyorum bütün telefonumda kimler var diye. Telefonu değiştirdiğim için burada yok, kusura bakma. Sen beni buldun ama. Allah razı evet, olsun. Teşekkürler. Evet, bu güzel gayretinizi tebrik ediyorum. Teşekkür orada ediyorum. Orada oturan herkesi ben de takdirle karşılıyorum.
Sayın İbrahim Cevahir benim hislerime tercüman oldu. Çok güzel şeyler anlattı. Kendisini de tebrik ediyorum. Çok büyük bir bağışta bulunmuş. Teşekkür ederiz. Şimdi biz ülke olarak bir duruş ortaya koyuyoruz. Bir kere başbakanımız gerçekten bizim gururumuzla ilgili elini masaya vurmuştur. Gerekeni yapmıştır. Onun için bizlere de krize milize bakmadan gayret içerisinde olmamız gerekir. Çünkü krizden hatta daha önemli. Sevgili İbrahim Bey'in tüm Türkiye'yi seven ülkeler tarafından izlendiğini, bu televizyonun Türkiye dışında da izlendiğini düşünüyorum. Ve bu duruşumuz inanıyorum ki bütün ülkelerde heyecanla karşılanmaktadır. Kesinlikle doğru. Birinci olarak bu bağışa katılmamın sebebi bu. Konuşmak işimin sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Ben hayatımda birkaç kez denedim. Ekonomik durumum sıkıntılı olduğu zamanlar böyle hayırlı bir işe bağış yaparsam durumum düzeliyor. Ne güzel. Ne güzel. Daha çok rahata kavuşuyoruz. Ne güzel. Kimse şunun şey içerisinde olmasın. Yani efendim ben böyle bir bağış yaparsam benim ekonomik durumum sarsılır düşüncesi içerisinde olmasın. Bu işte herkes bilmeli ki matematik esas değildir. Yani kim ne veriyorsa onun servetinden eksilmeyecektir. Ben inanıyorum ki birkaç misli onun servetine katlanacaktır. Cenab-ı Hak diyor ki bir verene 10 veririm. Ben ülkemiz için bir gayret günü olduğunu düşünüyorum. Benim çalışanlarım da maaşlarından, benim şirketimde çalışan arkadaşlarım da maaşlarından bağış yaptılar. Ayrıca daha önce bu bağışı yapmışlardı. Sağ olsunlar. Bu inanılmaz faydalı olan, inanılmaz hayırsa hayır, sevapsa sevap olan bir konudur. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Bu güzel gayretiniz için hepinizi tebrik ve takdir ediyorum. Yalnız o Alişan'a benim bir sözüm vardı. Evleneceği zaman onu gökten yere indirecektim. Bir vinç verecektim. Ona istemiyor bir türlü bizden vinci. Ne zaman isteyecek onu merakla bekliyorum. Biraz daha var Nezir abi. Biraz daha çok var. Çok teşekkürler. Nezir abi ne kadar şey yapıyoruz? 50 şeye yaptım ben. Halk Bankası'na 50 milyar yaptım ben. 50 bin lira. Çok teşekkür ediyoruz abi. 50 bin lira çok yaptınız. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Nezir Bey'e Bursa'dan. Bursa Nezir Bey'e teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Ve şimdi ufak küçük bir veteremiz var. Bu arada ben şarkı söylemedim. Gebertir Mustafa abi şarkı söylemedi. Betek Hanım söylemedi. Allah sizsiniz verecek. Adanalı grubu da burada efendim. İbrahim Bey. Adanalı dizisinin ekibi de burada. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İbrahim Bey. Bu yardımların özellikle Gazze'ye ulaşmasında çok önemli bir köprü vazifesi gören Türk Kızılayı'nın genel başkanı Sayın Tekin Küçük Ali hattımızda. Az önce o sağlık sivil yardım abi, evet onun muhatabı. Onu canlı yayına alalım isterseniz. Tekin Bey bizi duyabiliyor musunuz? Tekin Bey hatta mı? Duyuyorum. Evet buyurun efendim. Kızılay başkanımız Türkiye geneli değil mi İstanbul? Tekin Bey İstanbul Türkiye. Değil mi? Türkiye. Türkiye Kızılay'ı genel başkanı karşısında. O gece birlikte olduğumuz evet, abimiz evet, değil mi? Evet. Şadan abilerin de bana söylediği. Evet Şadan evet. Abiler neredesiniz? Bekliyoruz. Gündüz abi, Aziz abi. Bekliyoruz. Ne? Telefonu açın. Tekin Bey ciddi bir yardım geldi az önce canlı yayında. Nasıl değerlendirdiniz bunu? Dinledim evet. Bölgede evet. Çok neye ihtiyaç var şu anda? Ben öncelikle bu işi başlatan olarak Yüksel Bey size... İbrahim Beyefendi'ye ve orada bulunan tüm katılımcılara, kanaat önderli arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. İyi bu akşam. Güzel davranışı, bu yürekli davranışı içtenlikle kutluyorum. Az evvel programa katılan İbrahim Cevahir abimi de saygıyla selamlıyorum, ellerinden öpüyorum. O yürekli bir insan, güzel insan. Bu çığlığı duyduğu an hakikaten o 2 milyon 400 bin dolarlık cihazları bize verdiler. Biz şu anda onlarla kapıdayız. İnşallah uygun bir bina bulup bunu yerleştireceğiz. Bundan müsterih olsun. Büyük bina mı gerekiyor? Büyük yer mi gerekiyor? Tabii bu cihazlar çok ağırlıklı bir cihazlar ve çok teknik cihazlar olması münasebetiyle yerin büyüklüğünden ziyade
yerin sağlamlığı da önemli. Çünkü kırık dökük yerler, hastaneler. Şimdi onarım içinde ekiplerimiz orada. İnşallah kısa bir zamanda bunu da başarmış olacağız İbrahim Bey. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa bu insanlığa bir çağrıdır ve Türk milletinin son derece duyarlı ve saygılı duruşu çok önemliydi. Ama burada hatırlayacaksınız Körfez Savaşı'nda bir martinin hayatını kurtarabilmek için insanlar neredeyse seferber olmuşlardı. Aynen. Ama aynı insanlar her nedense o yumuşak vicdanlarını Gazze olayında 600 çocuk ölürken buzdolabına koydular. Çünkü, bundan dolayı son derece üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Ve biz Gazze'de ilk bombardıman başladığı zaman Türk Kızılay olarak arkadaşlarımız orada hizmet verdiler. Ayrıca kara harekatı başladığında da arkadaşlarımız orada hizmet veriyor. Hala oradayız. Hakikaten cansiperane bir çalışma var ama ne yapılsa değer. Şu çok önemli, çok yürekler acısı bir durum şudur ki öksüz ve yetim kalan çocuklar var. Bunların hava köprüsü marifetiyle 12 yaş altındaki çocukların ülkemize getirilmesi için bir köprü oluşturduk. Ve bu çığlığın mutlaka duyulması lazım geldiğine inanıyorum. Ben katılımcıların hepsini tebrik ediyorum. Çok fazla zamanınızı almayan bu bir yardım programıdır. Çok yardıma teşekkür ederiz. Az veya çok dememek lazım. Herkesin katılımını bekliyoruz. Bu güzel insanlar, bu yürekli insanlar nasıl ki tsunami felaketinde, nasıl ki Pakistan depreminde dünyada bir numara olarak, katılımcı olarak Türkiye'yi yaptıysalar, ben inanıyorum ki bu gecede aynı kararlılığı ve aynı yürekli davranışı gösterecekler. Türk ulusu hep bu konularda başta başı çeker. İkinci olma gayretimiz yoktur bizim. Bize birinci olmayı severiz. Bize birinci saygılarımızı olmak yakışır, iletiyoruz. Haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan, hürmet ederim. Çok sağ olun. İbrahim abi, Azerbaycan'dan bir telefon var. Evet, bankaya yatırıyorlar biliyorsun. Bankaya bir de canlı yayında çok kısa bir konuşma yapmak istiyor Anar. Anar. Peki. Anar Mahmutoğlu alabilir miyiz hemen canlı? Kardeşim, iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar Alişan, nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. İbrahim abi, sen de tanıyorsun Anar'ı, Azerbaycan'da iş adamı. Ha, biliyorum, evet. İyi akşamlar İbrahim Bey, nasılsınız? İyi akşamlar. Ben Anar. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Sağ olasınız, teşekkür ederim. Bizim bu yaptığınız işte çok güzel bir iş. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizi İnşallah, bekliyoruz. Yerini gelir. Biz size çok teşekkür ederiz yani böyle yardımla yaptığınız için. Teşekkür çok ederiz. Büyük bir sağ iş yapıyorsunuz. Hep beraber yapıyoruz. Burada çok arkadaşlarımız var, buna katkı gösterdiler. Azerbaycan'a da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Azeri kardeşlerimize. Burada Azeri kızımız Günel de var. Günel kızımız da var Azeri'den. Şarkıcımız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Beli. Bize ne yardım yapacağınızı söyler misiniz? 50 bin. Ben de 50 bin yeterli yardım yapacağım. İsim alalım. Tamam. Anar'ım çok teşekkür ediyorum. Anar, soyadın ne? Anar. Mamedov. Anar Bey'i çok iyi tanıyorum ben. Mamedov. Kardeşim çok teşekkürler. Bütün Azerbaycan'a selamlar, saygılar. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Azerbaycan adını aldık 50 bin YTL. Ayrıca bir tekstilci arkadaşım abi 20 bin dolarlık kıyafet yardımı yapmak istiyor. Eğer öyle bir şey varsa bilmiyorum, var mı? Her şey var. Oradaki her şey insanlara... Var. Kızılay'a. Onu Kızılay'a. Kızılay'a mı? Kızılay'a götürecek, tamam, teslim edecek. Tamam, o zaman oraya geçecek. İsmi ne? Davut. Davut kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bir de 6000 YTL, yine isim vermek istemeyen bir arkadaşım. 6000 YTL, onu da telefonunu bırakacağım buraya. Öyle mi? O isim vermek istemiyor. Tamam, 6000 YTL. Telefonunu bırakacağım. Veterine, bir çocuklarla ilgili bir veteremiz var, bir izleyelim. Alo. Abi. Bombardıman bitti. Ancak onlar bu kabusu her gün yeniden yaşıyor. Gazze'li Halimen ailesi 9 erkek çocuğa sahipti. Anne Sabaha bir kızlarının olmasını çok istiyordu. Sonunda istediği oldu. Evin sevgilisi artık Şahat adlı kızlarıydı.
Acılı anne Sabaha bir zamanlar bu evde mutlu günler geçirdi. İşte bombalandıktan sonra harabeye dönen evin içerisine giriyoruz. Ancak 4 Ocak günü evde otururken İsrail ordusunun attığı fosfor bombası Halimen ailesinin hayatını kararttı. Acılı anne Sabaha'nın yaşadığı dram tam bu noktada evin tepesinden atılan bombayla başladı. İşte bomba bu kocaman deliği açarak evin içerisine girdi ve daha sonra bombadan parçalar onların yaşadığı odaya doğru gelmeye başladı. Ve tam şu noktada 15 aylık minik bebeğini elinde tutan Sabaha'nın bebeğini kömüre çevirdi. Saldırıda anne Sabaha 15 aylık kızını, 3 erkek çocuğunu ve eşini gözlerinin önünde kaybetti. Fosfor bombası onu da ağır yaraladı. Vücudunun %70'i yandı. Dünyanın gündemini sarsan fosfor bombasından bir parça işte bu poşetin içerisinde. Bu parçalar Türkiye'ye gönderilmek üzere örnek olarak alındı. Bombalar insan vücuduna değdiğinde tedavisi mümkün olmayan yaralar açıyor. Ancak hastanede tedavi gören anne bedenindeki acıları değil, yalnızca evlatlarının ve eşinin acısını hissediyordu. Kendisine bakan, İngiltere'de eğitim görmüş, gönüllü olarak çalışan Filistinli psikiyatr Ravya Borno'dan tek bir isteği vardı. Çocuklarının mezarına gitmek. Vücudunda çok ağır yanıklar olan annenin hastaneden çıkmaması gerekiyordu. Ancak psikiyatr, karşılaştığım en zor vaka dediği Sabaha'nın bu isteğini sonunda kabul etti. Sabaha'nın yaraları hala ağır ancak doktorlar onun mezarlığa giderek en azından eşinin ve çocuklarının mezarını görmesinin iyi geleceğini düşünüyor. O yüzden şimdi Sabaha ile birlikte mezarlığa gidiyoruz. Anne Sabaha çektiği tüm acıya rağmen mezarlığa gelmeyi başardı. Sabaha hastanede hep bu anı bekledi. Ölen kocasının ve çocuklarının mezarlarının başına gelmeyi. İşte şimdi geldi ve tek isteği onlara sarılmak. Üç erkek çocuğunun mezarının başına gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. Bu acıya doktoru da dayanamadı. O da gözyaşlarını tutamadı. Anne Sabaha'nın çocukları artık yanında değildi. Onlara mezarındaki toprağı öperek ulaşmaya çalıştı. Sabaha'nın henüz emzirdiği ve kucağındayken yanarak kaybettiği 15 aylık kızı işte burada yatıyor. Sabaha mezarlıktan geldikten sonra daha iyi. Doktoru ilk kez ağlamaya ara verdiğini söylüyor. Onları mezarda huzur içinde görerek her an gözlerinin önünde yanan hayallerinden kurtulması için bu şok tedavi uygulandı. Ancak doktoru ölmek isteyen acılı anneyi hayatta tutmak için daha çok çaba sarf etmeleri gerektiğini biliyor.